Lionel Messi? Do you know Neymar? Do you know Cristiano Ronaldo? Merhaba canlar, hoş geldiniz. Akşama bakar mısınız ya? Telif yemek için çok güzel bir akşam değil mi dostlarım? Gene üye falan telif yedik. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Elimizden geleni yapıyoruz dostlarım. Hep deriz ya, işte bu yüzden Ronaldo diye, işte bu yüzden Ronaldo diye. Öyle bir videoyla karşınızdayım. Çok güzel anlar şimdi göstereceğim sizlere. Ama öncesinde şu kardeşinizi 1 milyonda destekleyip abone olursanız harika olur. Videoda like atarsanız emeğe karşılık vermiş olursunuz. Öpüyorum sizleri. Direkt ne yapalım? Videomuza geçiş yapalım dostlarım. Bakalım neden işte bu yüzden Ronaldo'ymuş. Tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bir şey sormak istiyorum ama canı gönülden cevap almak istiyorum sizlerle. Anlaştık mı dostlarım? Ben bunu düşündüm, tam anlam veremedim. O yüzden sizlere sormak istiyorum, sizlere danışmak istiyorum. Fark ettim ki çocuklar Ronaldo'yu daha çok seviyor. Neden? Hani Messi neden bu kadar sevmiyorlar? Neymar'ı neden bu kadar sevmiyorlar? Bu benim kafamı böyle kurcaladı yani. Hani Messi de ikon, Neymar da ikon. İkisi de çok güzel futbolcular ama Ronaldo'yu daha çok seviyorlar. Neden? Hani bunu bir düşünmem gerekti ama bir anlam bulamadım yani dostlarım kafamda. Çocuğu görüyorsunuz burada. 10 numara masaj yaptırıyor, bedavaya masaj. Oh yan gel yat kardeşim benim, 10 numara 5 yıldız. Bu arada dostlarım, forma çekilişi yapıyorum Instagram'da biliyorsunuz. Bu akşam onda açıklanacak. Hemen gidin kaydınızı yaptırın dostlarım, haberiniz olsun. Detaylar açıklama kısmında, oradan gidin Instagram'a. Gerekenleri yapın, forma çekilişini kaçırmayın. Bu akşam onda açıklanıyor. 9.30'a kadar kayıt alıyorum dostlarım, haberiniz olsun. Şimdik. Çocukların bence Ronaldo'yu bu kadar çok sevmesi dostlarım. Ronaldo biraz daha cana yakın ya, bana ondan yani, ben öyle düşünüyorum açıkçası. Hani sizler ne düşünüyorsunuz onu zaten yorumlarda göreceğim dostlarım. Bakın burası çok güzel, bunu yani buraya bakarken gerçekten mest oluyorsunuz, bakın görüyorsunuz şimdi. Bak Ronaldo'nun bu çekişini biliyorsunuz, böyle efsane bir şeydir, her maç yapar bunu, hemen hemen hala yapıyor. Bu hazırım yani, artık gol atmaya hazırım gibisinden de. Gerçekten bunu yapanlar var mı dostlarımın? Çekip çekip zıplıyorsunuz Ronaldo gibi. Ya işte bak Bonucci'ye baksana, aygır gibi zıplıyor lan, bir çocuğu sev ya. Gariban orada tek başına kalmış. Bonucci de ne topçu ya. Ulan var ya, bu İtalyanlar tam bir manyak ya. Adamlar 10 numara 5 yıldız top oynuyor. Benim için Euro 2020'de favori abi, kim ne derse desin. İtalyanlar 10 numara oynuyor. Almanya gitti. Fransa gitti. Fransa şok oldu zaten. İtalya bence şu anda en büyük aday dostlar. Ulan bir de bakıyorsun İsviçre kazanıyormuş var ya. Ama Belçika da var bak, onu da unuttuk ha. Belçika da çok güzel top oynuyor. Ronaldo bakın burada. Çocukların bakışına bakın ya. Abi çok güzel, harbi çok güzel. Hani bir çocuğun sevgisini kazanmak gerçekten çok zordur. Çünkü bir çocuğun sevgisi saftır, temizdir. Mesut Özil'i görüyorsunuz orada. Reis o zamanlar tabi biliyorsunuz Real'deydi. Prime dönemleriydi. Ulan o Mesut neydi ya? Harbiden güzeldi o Mesut. Dostlarım burada da Cüneyt Arkın'ın torunu mudur nedir? Çocuk birden atladı gördüğünüz gibi. Ve hemen ne yapıyor? Ronaldo'ya sarılıyor. Güvenlikler de hemen çocuğa yapışıyor. Ne yapacak çocuk? Ronaldo'yu mu çaklayacak? Ama gerçi öyle olaylar da oluyor dostlar. O yüzden hemen güvenlikler yapışıyor. Yani orada sana yumruk atabilir. Çocuğu böyle sana doldurmuş olabilir ama çocuk ya. Bak şu sahne çok güzel abi bak. Harbiden şu sahne çok güzel, görüyor musun? Adam gibi adam. Ronaldo. Messi de adamlar dostlar, kimseyi ayırt etmeyin. Zaten bunların son yılı, bir daha futbolcuları izleyemeyeceğiz. Anca böyle efendime söylemişti, maçlarda tribünde falan görürüz efsane olarak. Çocuklarımıza torunlarımıza anlatırız bu Ronaldo'yu. Çünkü biz izledik deriz ve övünürüz. Güzel günler deriz, Messi işte falan filan. Tabi o zamanlar Neymar vardı falan filan deriz. Ulan biz de yaşlanacağız. Vallahi biz de yaşlanacağız ya. Burada görüyorsunuz Ronaldo. Bak diğer futbolcular kendi kendine takılıyor. Ronaldo herkese çak yapıyor. Hoş geldiniz gibisinden. Adamı bence bu yüzden daha çok seviyorlar. Çünkü adam çok cana yakın. Hani böyle ne bileyim. Hani böyle ayıp olmasın da sanki Messi, Neymar böyle ruhsuz gibi geliyor. Bak Messi de çok cana yakındır bazen ama bazen çok ruhsuz oluyor abi. Adamlar çok profesyonelleşiyor. Ronaldo anın tadını çıkartıyor bana göre. Ben en azından böyle düşünüyorum dostlarım. Hani sizler bu konuda ne düşünürsünüz tam bilemeyeceğim. Bakın burada güzel bir gol gelecek. Penaltı golü Reis. Oo, bu da oğlum penaltıyı sen mi attın? Çocuk çok kasa gelmiş abi. Şey çok güzel ya. Hani Ronaldo gol atıyor. Arkadan bağırıyorlar tam böyle ellerini açtığı zaman. Süüüü efsane bir şey ya. Harbiden böyle tribünde adam birleşiyor ya. Birleşiyor bildiğin. Vay bak aha bak görüyor musun? Ufak bir çocuk yapıyor. Süüüü.
kadar gaza gelmiş ki kız, bak görüyor musun neler yapıyor ya. Abi çok güzel harbiden çok, oy o hareket neydi öyle. Terminatör ya, şuraya baksana. Abi bu adam 36 yaşında. Adam 36 yaşında, inanabiliyor musunuz? Bu adamın emsalleri şu anda gidip ne bileyim göbeğini falan kaşıyor. Efendime söyleyeyim. Böyle emekli, böyle adı sana bilinmeyen zor kulüplerde oynuyorlar ama bu adam bildiğim böyle İtalya Ligi'nde ve Euro 2020'de oynadı ya. Ve şu anda Euro 2020'de gol kralı. Adam harbiden tam bir terminatör. Harbiden öyle. Reis adam gibi adam Ronaldo. Seviyoruz seni be. Ulan bu dünyadan, futbol dünyasından bir Ronaldo Messi geçti. Harbiden belki de, bakın belki de hani Pele Maradona'yı bırakın da futbol dünyasının en büyük rekabetine denk geldik. Bunları izlediğimiz için o kadar şanslıyız ki tamam. Bak adam gibi adam, görüyor musun? Aklıma şey geldi ya. Adanalı Ronaldo vardı, biliyor musunuz? Adanalı Ronaldo. Bir ara çok popülerdi falan filan. Beyaz Şov'a falan çıkmıştı. Hatta Galatasaray Real Madrid maçları olduğu zaman da çok popülerdi. Sonra ne oldu bilmiyorum. O yaşıyor mu şu anda? Hiç fikrim yok. Ama adam bir ara çok popülerdi. Hatta klima reklamında falan oynamıştı. Vallahi onun hakkında bilgisi olan varsa dostlar yorum kısmına yazın. Kamerada niye bir şekilde bir şokul oluyorsun kamera? Bir kendine gel, bir nette gözünü seveyim ya. Hani burada güzel bir içerik çekmeye çalışıyoruz. Yapma böyle. Duygusallaşmaya çalışıyoruz. Olur mu gözüm? Aferin sana. Evet, burada ne var? Bazen çok konuşabiliyorum ama konuştuğum için zaten, muhabbetimi sevdiğiniz için geliyorsunuz büyük ihtimalle yanıma. O yüzden dert etmiyorum. Yani çocuk olmak harbiden çok güzel bir şey ya. Çocuk olmak çok güzel bir şey harbiden. Vay şu kıza bak. Adamın dibi Ronaldo ya. Ha bu çocuk şeydi galiba ya. Suriyeli miydi bu çocuk? Ben öyle hatırlıyorum. Aynen bak, Haydar. İsmi Haydar. Haydar niye alın Haydar? Reis ya Haydar. Aklıma Burak Reis geldi. Suriyeli miydi şeydi? Bir şeydi bu çocuk, öyle hatırlıyorum ben. Yani Haydar öyle bir şeydi. Burada çocuğun kolu mu kırılıyor? Bir şey oluyor vurduğu topla. O kadar sert vurmuş ki artık topa. Bize bu antrenman yani, görüyorsun. Çocuğun kolu mu kırıldı? Suratına mı geldi? Öyle bir şeydi ya. Suratına gelmişti. Pardon, suratına gelmişti. Kolu kırılma olayı da var ama o ayrı bir şey. Bak formasını hediye ediyor çocuğa, gördün mü? Adam gibi adam ya. Birden yüzü gülmeye başladı. Oğlum nasıl vurduysa çocuğu felç etmişler. Ulan Ronaldo. O ne oldu öyle? Ha çocuk. Ulan bir röveşata da buradan mı gelir de oturtamamış ki. Oturtamamış. Yani oturtamamış. Çocuk anı yaşamış bildiğin. Dostlarım videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmadan, yorum atmadan geçmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşmek üzere. Bye bye.